Ayçiçek yağı lüks tüketim ürününe dönüşebilir. Dönüşebilir değerli izleyenler. Ben bile söyleyemedim. Çünkü şaka gibi öyle değil mi? Ama şaka değil, gerçek. Fiyatların yükseleceği beklentisi nedeniyle vatandaşlar marketlere koştular. Temel gıdada ithalata bağımlı olmanın sonucu bugün marketlerde kendini izdiham olarak gösterdi. Türkiye'de ayçiçek yağı fiyatları son haftaların en çok tartışılan konularından biri. Fiyatlar durdurulamıyor. Ekonomik krizin derinleşmesiyle yurttaşlar temel gıda ürünlerini satın almakta her geçen gün daha çok zorluk yaşıyor. Bu nedenle son yıllarda ucuz gıda ürünleri satan işletmelerin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Son haftaların gündemi ise ayçiçek yağı. Var olan yağı kaldırıyorsun, depoya götürüyorsun satmamak için. Bu doğru değil. Bize satılmıyor. Satacağız. Parasıyla satılmıyor. Bu etik değil abi. Ayçiçek yağı, tüketim alışkanlıkları ve zeytinyağına göre daha ucuz fiyatıyla Türkiye'de hane halkının en temel tüketim ürünlerinden biri. Pek çok gıda ürünü fiyatında olduğu gibi ayçiçek yağı fiyatında da enflasyon oldukça yüksek. Fiyatlar özellikle pandeminin başından bu yana zamlanıyor. Tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların yanı sıra döviz kurundaki yükseliş de her geçen gün yeni bir fiyat artışına sebep oluyor. TÜİK verilerine göre bir önceki yıl Şubat ayında ortalama 17 lira civarında seyreden ayçiçek yağı fiyatları bu yıl Şubat ayında 26 lira civarına yükseldi. Ancak son haftalarda fiyatlar daha da zamlandı. Bunun nedeni Rusya-Ukrayna savaşı. Dünya ayçiçek yağı üretiminin yarısından fazlası bu iki ülkede yapılıyor ve sürmekte olan savaş ürün sevkiyatında sıkıntılara neden oluyor. Şu an yaşadığımız ayçiçek krizinin temel nedeni aslında iki yerden geliyor. Birincisi Türkiye'de uzun yıllardır uygulanan tarım politikalarının bir sonucu. İkincisi ise kısa vadede Rusya-Ukrayna kriziyle, savaşıyla birlikte başlayan arz sorunu. Çünkü hem Türkiye hem de dünya açısından Rusya ve Ukrayna en önemli buğday, ayçiçeği gibi ürünlerin tedarikçilerinden biri. Özellikle ayçiçeğinde Ukrayna'nın çok önemli üretim sahaları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla savaşla beraber başlayan arz kısıtı bir anda mevcut stokların hızlı bir şekilde tükenmesi ihtimalini beraberinde getirdi ve bu da fiyatlara hızlı bir şekilde yansıdı. Ayçiçek yağı krizi konusunda uyarıda bulunan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği 4 ile 6 hafta yetecek stokların bulunduğunu fakat sonrasında ham madde sıkıntısı yaşanabileceğini ifade ediyor. Türkiye, dünyanın en çok ayçiçeği yağı ithal eden ülkesi konumunda. Bu nedenle krizden doğrudan etkileniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye, %32.4 gibi bir oranla ayçiçek yağı ithalatında açık ara birinci. Bu ithalatın yaklaşık %70'i ise Rusya ve Ukrayna'dan yapılıyor. Savaşın başında Türkiye'ye ayçiçek yağı getiren gemilerin Azak Denizi'ndeki limanlardan ayrılamadığı bildirildi. Sevkiyatta yaşanan sıkıntılara dair haberler marketlerde panik satışlarına neden oldu. Bu satışlarla birlikte fiyatlar daha da hızlı artarak bir önceki yılın aynı dönemdeki fiyatları ikiye katladı. Marketlerden panik satışı görüntüleri gelmeye devam ederken hükümet ayçiçek yağı krizine dair haberlere sert tepki gösteriyor. Yağ stoku bitmiştir, gidip alın diye yönlendirenler bu ülkeye sadece ve sadece ihanet ediyorlar. Yağ meselesi çıkardılar. Bunlar stok şu. Bunlar ayçiçeği yağını, zeytinyağını vesaire depoluyorlar. Ayçiçeği, zeytinyağı, böyle bir sorunumuz yok. Bunun muhalefet ülkemizi darda zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor. Uzmanlar ayçiçek yağı fiyatlarında kalıcı bir dengelenme sağlanması için yerli üreticinin teşvik edilmesi ve böylece dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini söylüyor. Türkiye'de bu krizin uzunca bir süredir yaşanıyor olmasının temel nedeni tarımla, tarımsal üretimdeki daralmayla girdi artışı, maliyet artışına rağmen çiftçinin istediği şekilde fiyat bulamamasıyla alakalı. Nasıl çözebiliriz? Aslında yani kısa vadede Rusya-Ukrayna savaşı belirli bir çözüme kavuşmadan zor. Ama şimdiden orta ve uzun vadede yeniden benzer krizleri yaşamayacağımız bir tarım politikası üzerinde çalışmamız gerektiği kesin. Tarım Bakanlığı'nın şu anda asıl işi olan tarımsal üretimin arttırılması kısmına odaklanması, burada verimlilik artışı, teknoloji kullanımı ve bununla beraber destekleme mekanizmalarının yeniden çiftçinin lehine değiştirilmesi lazım. Bunlar mikro ölçekte yapılması gerekenler. Makro ölçekte ise Türkiye'nin son 3-4 senedir yaşadığı çok net döviz kurlarındaki atakları artık engelleyecek para politikalarına, makroekonomik politikalara dönmesi lazım. Bu da şu an anladığımız kadarıyla hem makro ölçekte hem de mikro ölçekte oldukça zor.